Merhaba Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Özellikle Şören ve ESAP ailesi olarak beraber birçok projeyi imza attık, başarılı projeyi imza attık. Ama bizleri tanımayanlar için kendimizi tanıtmamız iyi olur. Ben Deniz Erdoğan Çoban, yaklaşık 10 yıldır şirkette çalışıyorum. Doğuştan Şörenliyim, yani çocukluğum, gençliğim burada geçti. Ama 10 yıldır profesyonel olarak şirkette çalışıyorum. Şirketin 1 yıllık da CEO'luk görevini yapıyorum. Yeditepe Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra şirkete başladım. Hep genelde bana soruyorlar, ya siz gıda şirketisiniz, neden elektronik okudun diye. Ama gerçekten büyük bir hobim de elektrik elektronik okumak. Bugün de zaten biraz önce fabrikayı gezdik. Aslında elektrik elektroniğin, yazılımın bizim için ne kadar önemli olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım Uğur Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada o sohbetimiz, gezimiz sırasında o elektrik elektronik bölümleriyle ilgili anlattıklarınız gerçekten çok ilginç. Onlara yeri geldikçe değiniriz. Benim de ismim Uğur Candan, ESAP Türkiye Genel Müdürü. Ben de 1996'dan bu tarafa ESAP'de çalışıyorum. Şu anda genel müdürlük görevini icra ediyorum ama uzunca yıllardır hem danışman hem satış destek uzmanı olarak hep gelip gittiğimiz, her gelip gidişimizde de parmağımızı ısırdığımız, lezzetlerini, damak lezzeti müthiş çikolatalarından tattığımız bir kurumdu Şölen. Bunlardan bahsedeceğiz ama ben önce şöyle bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Çünkü gelirken fark ettim, Türkiye'nin çikolata fabrikası. Evet, doğru. Türkiye'nin çikolata fabrikası nereden geldi, fikir babası kim, neden Türkiye'nin çikolata fabrikası? Birkaç cümle burada. Aslında buraya gelenler, yani sektörümüzün otorite dediğimiz insanlar, makine üreticileri, tedarikçilerimiz, bunları kendileri söylediler. Bizim çıkarttığımız bir söylem değildi. Sonra biz bunu çok duyunca tabii sahiplenmek istedik. Çünkü bir gün bir Japon müşterimiz fabrikayı geziyordu. Fabrikayı gezdikten sonra şöyle bir terim kullandı: Türkiye'nin çikolata fabrikası dedi. Ve o günden beri bu söylemi kullanıyoruz. Neden Türkiye'nin çikolata fabrikası? Çünkü burası çok kompleks bir fabrika. 64 tane üretim hattı var. Günlük yaklaşık teorik olarak 800 ton kapasiteye sahip bir üretim tesisi. Aslında şundan dolayı Türkiye'nin çikolata fabrikası, ham maddeden final ürüne kadar, hatta yükleme rampasındaki tırlara kadar bütün süreç ERP sistemiyle takip ediliyor ve ürünler üretiliyor. Şunu gördük fabrikada, ham madde giriyor, son olarak final ürün çıkıyor ve hiçbir sürece insan eli değmiyor. Yani otomatik bir şekilde yönetiliyor. O yüzden Türkiye'nin çikolata fabrikası. Aynı zamanda şöyle bir şey, şu da çok önemli. Burada yaklaşık 1000'in üzerinde çikolata şefi var. Ben çalışma arkadaşlarımızın hepsine öyle diyorum. Sizler aslında bir çikolata şefisiniz. Gerçekten bu tesisi buradaki arkadaşlarla beraber inşa ettik, yarattık. Ve sizi daha iyi tanımlayabilirsiniz aslında. Neden çikolata, Türkiye'nin çikolata fabrikası dediğimizi sizden de birkaç cümle duyarsak mutlu olurum, sevinirim. Görev icabı, özellikle de tüketim ürünlerinde birçok fabrikayı gezmişliğim vardır. Burada tekrardan altını çizmek istiyorum ki çizgi ötesi bir teknoloji transferi. Bu teknolojinin bu yerel ürünlerle, bu damak lezzetiyle evlenmesini sağlamak ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Şölen'le yolculuğumuz çok eskilere dayanıyor ama şu anda geldiğimiz noktayı ben söyleyeyim. Geldiğimiz noktada sadece belli ürünlerin kullanılması değil, bunların da ilk kullananı olması ve burada hem ekosistemimizi hem Türkiye'deki bu ürünlerin varlığını, bilinirliğini ve kullanılırlığını en iyi örnekleriyle örnekleyebildiğimiz, gurur duyduğumuz bir kullanıma dönüşmüş durumda. Bunun altını çizmek isterim. Yani birçok kurumda evet bütçe planlamamız, mali işlerimiz, üretim planlamamız kullanılırken Şölen'de nakit akışından depodaki detay çizelgelemeye, depodaki detay çizelgelemeden müşteri karlılığına geçen karlılık analizlerine, o karlılık analizlerinden tekrar dönüp müşteri memnuniyeti, hızlı raporlama sistemleri, anlık entegrasyonla bütün tesisin tek bir noktadan çevrilmesi, kalitesi, bakımı, böyle saydığımız zaman say say bitmeyen bir yolculuk. Aslında siparişten tahsilata kadar sistemi bütünleşik olarak ERP SAP ile yönetiyoruz diyebiliriz. Bir de tabii kendi lojistik şirketiniz olunca onu da bir de şapkaya ekleyince lojistiğiyle, üretimiyle, uçtan uca nakliye planlamasıyla uçtan uca bir üst haline dönüştü. Sadece teknolojiyi kullanmak değil, bundan sonra bu teknolojiyi beraber nerelere götüreceğimiz benim için ayrıca bir heyecan verici. Tekrar tekrar tüm emeği geçen
Bizler burada bu kamera karşısında şirketlerimizi temsil ediyoruz ama bu değeri yaratan bütün çalışanlarınıza, çünkü değer sizin değeriniz. Biz sadece çorbada tuzumuz var teknoloji üreticisi olarak. Tekrardan buradan teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan Bey, böyle gerçekten gurur verici bir tesis ama teknoloji de kullanılıyor. Bu teknolojiyi kullanmadan öncesi ve sonrası veya teknolojinin kullanım adımları arasında çok ilginç katma değerler ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Bunlar için söyleyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz neler var? Sizin de bildiğiniz gibi 2007 yılından beri SAP'yi kullanıyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce de SAP HANA'ya geçiş projesini tamamladık. Şimdi bizim şirkette Endüstri 4.0 ile ilgili fazlandırdığımız aşamalar var. Şu anda yaptığımız fazlandırma aşaması şu. İçeride mükemmel yakın bir ERP sistemimiz var. Siparişten tahsilata kadar her şeyi bütünsel olarak takip edebiliyoruz. Ama bundan sonra şirkette şu süreci başlattık ve çalışıyoruz üzerinde. Artık bizim tesisimizdeki makineler birbirleriyle konuşup raporlayacaklar. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Bir, hangi üretim tesisinde, nerede bakım yapmam gerekiyor, nerede arızam var, nerede verimlilikle ilgili bir geliştirilmesi gereken alan var. Bunları daha bütünsel göreceğiz ve bunları SAP'de entegre ettiğimiz zaman aslında sistemin birçok aşamasını bitirmiş olacağız. Bir de şöyle bir şey var aslında, bizim neden SAP'ye ihtiyacımız var? Şimdi biz Şölen olarak yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapan bir şirketiz. Şirketimizin gelirinin %60'ı ihracattan geliyor. Şimdi bir ürünü, hatta önümüzde ürünlerle de var, örnek vermek istiyorum. Şimdi şu ürünü Türkiye'de satıyoruz. Yakın coğrafyada Suudi Arabistan'da satıyoruz. İşte Azerbaycan'da satıyoruz, Almanya'da satıyoruz, Kolombiya'da satıyoruz, Kanada'da satıyoruz. Şimdi bu ürünün ambalajı her ülkeye göre değişiyor. Çünkü hepsinin konuşma dilleri farklı, lisanları farklı, regülasyonları farklı. Şimdi böyle olunca, şimdi 100 tane ülke dedik, yaklaşık 100'ün üzerinde ürün dedik, birden aslında SKU sayımız 1'in üzerine çıkıyor. Şimdi bunu manuel olarak yönetme şansımız yok. O yüzden içeride otomatik bir depoya ihtiyacımız var bu kadar SKU'yu yönetmek için. Artı bir de bu sistemi mükemmel yönetecek bir ERP sistemine ihtiyacımız var. Aslında SAP tam da bu ihtiyacımızı gideriyor. Bu arada tesisi gezerken ne kadar az insanla, ne kadar full otomasyonla, şimdi hatlar şu anda SAP ile konuşuyor ama ikinci dalgada bütün hepsinin birbiriyle evet, konuştuğu bir ağa dönüşecek. Onunla ilgili de yatırımlarınız zaten devam ediyor ve yıllara yaygın olarak da hep yeni teknolojiyi kovaladığınız bir dünya var. Bir kere yaptım bitti denilebilecek bir endüstri değil. Gözlemlediğim değil, evet, ve sizi de gördüğüm kadarıyla yatırımlar da sürekli devam ediyor. Bundan sonra yolculuk nereye? En büyük hedefim şirketi çarpı 2 büyütmek, hem ciro anlamında hem tonaj anlamında. Zaten ona paralel de şu anda gezdiğimiz tesisin hemen yanında bir inşaata başladık. Ama tabii sadece bu yatırımları yapmak ayrı bir tarafa, bizim stratejik olarak şirketin ilerleyen yıllarda yatırım yapacağı en büyük kaynak aslında IT olacak. Çünkü neden? Bir örnek vermek istiyorum. Sektörümüzün de büyük problemlerinden bir tanesi ve buna çözüm getirdiğimizi düşünüyorum beraber, SAP ile beraber. Şimdi bizim bir üretim hattımızda, bir markamızla ilgili 60'a yakın bir SKU çeşidimiz var. Ve bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili ayrı bir koli stoğu tutuluyor. Çünkü her ülkeye ve her noktaya farklı çeşitler gidebiliyor. Biz bunu şu anda nasıl yönetiyoruz? Yaptığımız pilot çalışmayla yaygınlaştırmaya da başladık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Sistemdeki üretim iş planına göre printerlar koli üzerine baskı yapabiliyor. Yani iş planında bugün Almanya'ya bir üretim yapacaksak, Almanya'ya uygun kodlar, diller koli üzerine basılıyor. Türkiye ise Türkiye, Belçika ise Belçika. Bu sayede bize ne sağlıyor? Bunun avantajı ne? İçerideki kutu koli stoğumuz %64 oranında azalıyor. Çünkü artık ben 60'ın üzerinde koli değil, tek koli getirip onun bütün baskılama teknolojisini sistem üzerinde yapacağım. Bunu manuel yapmak çok kolay. Birçok fabrika aslında bunu printer alıp manuel yapıyorlar. Ama bizim gibi kompleks bir fabrikada bunu yapmak için bir sisteme ihtiyacınız var. Çünkü gece gündüz binlerce ürünün üretildiği yer burası. O yüzden aslında SAP'de burada ciddi anlamda faydalandık diye düşünüyorum. Ve bu projenin de sektörümüzde ve diğer sektörlere örnek olacağını düşünüyorum. Bu ve bunun gibi projelerdeki yaptıklarınızla hem sektöre öncülük hem de teknolojinin kullanımında sadece teknolojiyi kullanan değil, inovasyonu, teknolojinin ilerlemesini de beraber keşfettiğimiz, yaygınlaştırdığımız bir kurum olmaya dönüştüğünüz için ayrıca büyük gurur duyuyoruz. Tekrar bu açıdan bir daha tebrik etmek istiyorum. Görev icabı mesleğimin farklı zamanlarında Türkiye'nin çikolata fabrikasına gelme durumum oldu. Siz de biliyorsunuz. Her gelişimde beni etkileyen bir bileşen, bir parça, bir hikaye alıp gittim buradan.
Demin mesela kolideki olayı söylediniz. Kolideki ne kadar tasarruf yapıldığını, %60'lar, 68'ler, 55'ler, 1'e 2 diyelim biz o orana basitçe. Bizi dinleyen insanlar için belki bu ticari olarak bir fayda gibi düşünülebilir ama o kadar da daha az enerji, daha az atıkla aynı ürünü, aynı çikolatayı, aynı lezzeti sunabilme sadece bizler için, tüketiciler için değil, bu yerkürede yaşayan herkes için bir kazanım. Onun için tekrar bir daha vurgulamak ve teşekkür etmek istiyorum. Sadece teknolojiyi tüketen değil, bu tür inovasyonları ürettiğimiz, üretirken de gururla çıkıp kürsülerden anlattığımız bir uzun yol arkadaşımız olduğunuz için tekrar teşekkür etmek istiyorum size. Uğur Bey, asıl ben teşekkür etmek istiyorum. Sizin gibi dünyanın sayılı yazılım şirketlerinin bir yöneticisi olarak, aynı zamanda teknoloji gurusu olarak sizden bu güzel sözleri duymak benim için büyük bir onur. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.